Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli İttifak adı altında Büyük Birlik Partisi ile seçimlere giden Saadet Partisi yetkililerine sert eleştirilerde bulundu. Vakfın bir toplantısında konuşan Erbakan, yanlışın, yalanın, haksızlığın etrafında ittifak olmaz dedi. Erbakan Vakfı olarak buradan bir kez daha tüm samimi hasbi milli görüşçülere sesleniyoruz. Ey milli görüşçüler, ey milli görüşçüler, ey kardeşlerimiz, namaza niyet etmemiş imamın arkasından namaz olmaz. Yine milli görüşçülere sesleniyoruz. Yanlışın, yalanın, haksızlığın etrafında ittifak olmaz. Parti yetkililerine getirdiği sert eleştirilerine devam eden Erbakan, Erbakan hocamız 40 sene benimle fotoğraf çektirenlerin ardından gidin demedi dedi. Yine bütün milli görüşçülere sesleniyoruz. Ey milli görüşçü kardeşlerimiz, Erbakan hocamız milli görüşçülere, ey milli görüşçüler, benden sonra benim arkamdan bir binayı takip edin. O binanın içinde kim olursa olsun onların peşinden gidin demedi. Erbakan hocamız, benden sonra falanca şahsı takip edin demedi. Benim arkamdan bir amblemin peşinden gidin. O amblemin altında kim olursa olsun onun peşinden gidin demedi. Benim arkamdan 40 sene fotoğraflarda benim sağımda duran, solumda duranların peşinden gidin demedi. Erbakan, milli görüşün patentini mahkeme kanalıyla alarak milli görüşçü olunmaz dedi. Ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamal Ağa'nın o malum söylemine bakın nasıl eleştiri getirdi. Hizmet Hareketi Türkiye'nin en geniş kapsamlı, en hayırlı hizmet kuruluşudur. Ve yine bütün milli görüşçülere sesleniyoruz ki 40 senelik liderini, 40 senelik geçmişini lekeleyerek cihat olmaz. Milli görüşün patentini mahkeme kanalıyla alarak milli görüşçü olunmaz. Milli görüş dışında bir hareketi Türkiye'nin en hayırlı hareketi olarak nitelendirerek milli görüş temsil edilmez. Erbakan, üzülerek ifade ediyorum ki onlar makamlarını koruyabilmek için Erbakan markasının ticaretini yaparlar dedi. Üzülerek de olsa bunları ifade etmek mecburiyetindeyiz. Erbakan hocamızın vefatının daha ertesi günü ondan boşalan koltuğa oturmanın derdine düşenler, Erbakan hocanın vefatının hemen arkasından onun servetini, mal varlığını teşkilat toplantılarının konusu yapanlar, peşlerinden sürükleyebilecek 3-5 kişi bulabilmek için, mevcut konumlarını muhafaza edebilmek için Erbakan hocanın adını kullanırlar ve Erbakan markasının ticaretini yaparlar.